Merhaba sevgili izleyiciler. Yine farklı bir gün. Yavaş yavaş havanın bahara döndüğü keyifli İzmir günlerinden bir tanesindeyiz. Madem bahar dedik, artık çevreyle ilgilenmenin zamanı. Şirketler Covid'den çıkıyorlar yavaş yavaş. İzmir Covid'den bugün çıkmaya başladı. Tamam, her şey normale mi dönecek? Bir anda mı dönecek? Tabii ki değil. Her şeyin bir kuralı var. O kurallara bağlı olarak her şeyi oyununun kuralına göre oynayarak devam edeceğiz. Bu arada şirketlerimiz büyük değişimler içindeler. Uluslararası platformda ciddi oyuncularımız var. Peki bu oyuncular uluslararası platformda halen daha büyük büyük markalar yaratılamamış olmasına rağmen nasıl oynuyorlar? Dünyanın istediği kalite standartlarında, yönetim standartlarında oynuyorlar. Bu akşam ilginç bir konu işleyeceğiz. Bütün krizlere rağmen firmalar hangi kalite standartlarını uygulayarak kendilerine ve sattıkları malzemenin ya da malın hala tercih edilebilir olması, hizmetlerinin tercih edilebilir olmasını sağlayabilirler. Bu kaliteden geçiyor. İnsanlar satın aldıklarının iyi, sağlıklı, kendilerine zarar vermediğini, çevreyi kirletmediğini, kendi çocuklarının geleceğini tehdit etmediğini bildikleri sürece keyifle kullanıyorlar, tüketiyorlar. Kim bunları ölçüyor? Bu firmalara bu kadar detayı kim veriyor? Kim bunları öğretiyor? Onlarla beraberiz. Bugün Artı Yönetim ve Danışmanlık Şirketi'nden Sayın Belma Boyacıoğlu ve Sayın Oya Güven'i misafir ediyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok Belma Hanım, sohbetimize başlamadan önce hem Belma Boyacıoğlu kimdir ve Oya Güven kimdir? Bir kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Kısaca o zaman tanıtmaya çalışayım. Fizik mühendisiyim. Kariyer hayatımı profesyonel olarak savunma sanayinde devam ettim. 96 yılından bu yana da NATO standartlarıyla çok iç içeydim. Yönetim standartlarına yöneldim. 98 yılında Artı Yönetim Danışmanlığı'nı kurduk. 98 yılından bu yana da çeşitli yönetim sistemleri standartlarını firmalarda kurup, işletip, ölçülebilir hedeflerle yürütmeye çalışıyoruz. 1998 neredeyse ISO'nun daha yeni yeni tanınmaya başladığı seneler. Evet, tarihçesine çok hakimim. Bütün revizyonlarını öyle diyebilirim. Birçok revizyonuna hakimim. Aynen öyle. Biz 99 mu 2000 mi hatırlayamıyorum. Bir yerde bir konferans veriyorduk. ISO diye anlattık. Bir arkadaş el kaldırmıştı. Ya bu ISO diyorsunuz ama bu İstanbul Sanayi Odası standartı mı demişti. Ve bu ya 99 ya 2000 olmuştu. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bize de hep ilk zamanlarda Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulduk. İlk yerimiz orasıdır. Şey sorarlardı, ya ne bu ISO? Bir anlatın diye sorarlardı. ISO uluslararası bir organizasyon. Aslında bütün derdi de ticareti kolaylaştırmak Avrupa Birliği'nde. Ortak standartlar oluşturmak, hayatı kolaylaştırmak. Bütün derdi davası standartların hayatı kolaylaştırmaktır. Kullandığınız bankamatik kartlarının aklınıza gelebilecek her şeyin standardı vardır. Kullanılan malzemenin standardı vardır. Şeklini, şemalini standardı vardır. En basit A4'ler. Evet. Şu evet. Çok uzun yıllar ilk üretildiği zaman her türlü boyutta vardı. Fakat sonra evet. Makine, fotokopi, şu evet. Bu üretemedikleri için biri dedi ki arkadaş bu benim standardım olsun. A4 dedi. Santimetresini ölçtü vesaire vesaire. Binlerce standart var. Binlerce standart var. Baktığınızda da kaliteyle belki bizim farkındalığımız toplumumuzda başladı ama yönetim sistemleri olarak referans noktası olarak sadece kaliteydi. Bir şeyi doğru anlayabilmek için aslında farklı referans noktalarından bakmamız lazım. Dolayısıyla bir üretimi yaparken veya bir hizmeti sunarken bunun çevreye olan etkisi, iş sağlığına etkisi, işte enerjiyi ne kadar harcıyor veya orada kullanılan bilginin güvenliği nasıl sağlanıyor gibi birçok standardı dikkate almamız gerekiyor. Yani aslında bir çeşit kalite danışmanlığı gibi oluyor bu iş. İşte şimdi i̇ş artık birazcık ona dönmüş. Kaliteciyiz diyor. Evet evet. Oya Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Peki o zaman Oya Güven kimdir desem? Oya Güven çevre mühendisi. 2006 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum.
yaklaşık 15-16 yıldır da mesleğimi icra ediyorum. Art Yönetim Danışmanlığı'nda Belma Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Temel hedefimiz firmaların iş yapma süreçlerinde aslında işlerini kolaylaştırmak. Benim bakış açımda, penceremde daha çok çevre ve iş sağlığı güvenliği penceresi var. Ama elimizden geldiğince enerji yönetiminde, bilgi güvenliğinde ve gıda güvenliğinde de destek oluyoruz. Yani o zaman burada sorulacak çok soru var. Ama önce bir şey merak ettim. Çevre iş sağlığı güvenliği ne demek? İş sağlığı güvenliğini anladım ama çevreyi de tamam. Ama çevre iş sağlığı güvenliği ne demek? Şimdi aslında yönetim sistemleri açısından baktığınızda çevre yönetim sistemi ayrı. İş sağlığı güvenliği yönetim sistemi ayrı. Yani. Ama hani biraz böyle programın başında da sohbet etmiştik. Çevre sağlığıyla çalışan sağlığı ya da halk sağlığı ayrı tutulabilir mi? Tutulamaz. Birbiriyle çok bağdaşık. Yani sağlıklı olmayan bir ortamda sağlıklı olma şansınız yok. O yüzden artık bu yeni düzende yönetim sistemlerinin de bu yüksek seviyeli standart yapısına çekilmesiyle bütün standartlar birbirleriyle konuşur haldeler artık. Çevre ve iş sağlığı güvenliği standardı da özellikle birbiriyle konuşan iki standart. O yüzden neredeyse ayrı anılmıyorlar diyebilirim. İlginç. Peki, toplantımız arasında biraz daha geniş duymak isterim. Sevgili Belma, peki danışmanlık şirketi ve yönetim şirketi ne yapar? Yani çünkü bu lafı çok duyuyoruz ama muhtemelen izleyicilerimizin çok büyük bir çoğunluğu da ya ben bu ismi çok duyuyorum ama ne yaparlar arkadaş? Yani sonuçta bir yönetim şirket, bir şirket vardır ve bir şekilde yönetilir. Niye ayrıca bir yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyulur? Şimdi... Ya da neyi yanlış yapıyoruz, neyi fark etmiyoruz? Bir danışmanlık almadığımız zaman aslında neyi yanlış yapıyoruz? Aslında her firmanın kendine ait bir sistemi var. Yani. Gel başlangıcından bugüne gelen, kendince geliştirdiği, iyileştirdiği, şu anı kurtardığı ve para kazandığı bir sistemi var. Fakat bu sistem uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında, yönetim sistemleri standartlarıyla karşılaştırıldığında acaba ne kadar yarar sağlıyor kuruluşa? Aslında yönetim sistemi standartları baktığınızda o kadar çok disiplini bir arada barındırır ki. Çok basit söylemek gerekirse mesela bir ISO 9001 çok basit bir standart gibi görünür ama içinde neredeyse 13-14 tane ayrı disiplini barındırır. Bu ne demek? Siz bir ISO 9001 standartına uygun yönetim sistemi kuruyorsanız firmalarda aslında firmayı farklı disiplinlerle tanıştırıyorsunuz o aşamada. İlk aslında aşlanmış. Bunlar kullanılmıyor bile temelde. Ve yaklaşık bir 12-13 yıl uluslararası bir firma adına danışmanlık yaptım. Gördüğüm şu ki ISO 9001 çok basit bir yani ilk standart olarak düşünülse bile anlaşıldığı ve uygulandığını, doğru uygulandığını birçok firmada söyleyebilir, uygulanmadığını söyleyebilirim. Benim kendi gözlemim, çünkü biz sağkal olarak da konunun başında biraz anlatmıştım. Uzun süre hastane akreditasyon altyapıları, GCI, GSA, iç tekçi eğitimi, hastanelerin denetlenmesi. Bu arada benim eski yapımda Ege Bölgesi Sağlık Kuruluşları Derneği 101 tane hastane ve polikliniğin buna dahil olması. Onların SGK ile anlaşma öncesi bütün denetimleri ve protokol imzalamaları, onların sözleşmeleri, onların iş onayları, çalışan onayları gibi epey bir altyapımız var. Onun için... Onlarda iyileştirme çalışmalarının içine katılmadık ama o iyileştirmeyi yapacak kişilerin eğitimine katıldık. Ve orada mesela bizim deneyimlemediğimiz bir şey, bu işin temelde iyi de pahalı bir şey oldu. Aslında şöyle özetlemek gerekir, yapılan istatistiklere göre belgenin duvara asılmasının size kazandırdığı, kuruluş olarak kazandırdığı %10. %90 arka planın düzenlenmesi. Yani arka planı, çünkü standartlara baktığınızda, yönetim sistemi standartlarına baktığınızda birçok filtredir aslında onlar. Senin bir şeyleri önceden planlayıp, riskleri önceden hesaplayıp, bununla ilgili önlemler almanı sağlayacak filtredir. Başka da bir şey değildir. Dolayısıyla o filtreleri göz ardı edip sistemi hani kendi bildiğimiz gibi yürütürsek,
kağıt üstünde kalırsa size sadece faydası %10'dur diyebiliriz. Bu aslında biz hep bir şey deriz, tıpta da bir şey vardır. Sayamadığımız hiçbir bilgi ve ölçemediğimiz hiçbir sonuç bize ait değildir. Evet. Sana sadece bir duygu verir, mutluluk verir ama saymadığın sürece o gerçeği ifade mi eder? Etmez mi? O konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ölçülebilir ve izlenebilir hale getirir sistemi ve kendinizi. Tabii ki. Bu da tabii iyileştirmeye açık alanlarınızın belirlenmesi, zayıf alanlarınızın belirlenmesi ve bunlar üzerine stratejiler yaratmak için bir yol açar. Peki bir şey soracağım. İyileştirmeye yol açar dedin ama çok merak ediyorum. Hakikaten firmalarımız iyileştirme peşinde koşmalı mı sence? Kesinlikle koşmalı. Yani bu pandemide... İyileşmeyen firmanın geleceği ne? Yani yerinde durması bile şu anda sıkıntı aslında. Yok olmak aslında, değil mi? Baktığında. Yani şu mesela Covid döneminde yapılan Ersen Yang'ın bir istatistik, güzel 217 denetçi arasında bir istatistik yapmış, onu inceledim. Denetçilerin istatistiğini yapmış. Çok kapsamlı, link de verebiliriz ama en önemli şey hakikaten kriz yönetimini bilmemeleri. Dolayısıyla eğer kriz yönetimiyle ilgili tedbirlerini önceden almışsa firma ve bununla ilgili çalışmalarını yapmışsa daha rahat ve uygun bir geçiş sağlıyor. Daha kolay atlatabiliyor. Peki o zaman bu hani güzel bir şey söylediniz biraz evvel. Belge normalde astın, tamam belki sana ekonomik olarak %10 bir artı getiriyor firmanda ama aslında senin işte krize dayanıklılığın, çevre kontrolün, iş yeri iş güvenliğin, orada meydana gelebilecek iş yeri kazaların ya da kazaya hızlı refleks göstermen, bir depreme, bir faciaya, bir işte korona da bir şey. Kesinlikle. Tayfun gibi bir şey yani tabii. Firmayı alt üst eden, kiminin bütün çalışma altyapılarını tarumar edip kapanmasına kadar giden ama bu dönem içinde üçlü şeye geçip ya da ikili hizmete geçip her ikili hizmeti kendi içinde ikiye bölüp böylece hani bir ekibi kaybederse aslında o vardiyanın devam etmesini sağlayabilen fabrikalar oldu. Kaybedenler oldu ama adamların işletmesi hiç durmadı. Bunlar işte bu senin bahsettiğin standartlara uygun hizmet veriyor değil hızlı, mi? Hızlı reaksiyon veriyorlar. Çünkü başlarına ne gelebileceğini belki COVID olarak değil ama bulaşıcı bir hastalık olarak zaten bunun risk analizini yapmış durumdaydı birçok firma. Özellikle gıda firmaları, iş sağlığı güvenliği anlamında dikkate alan kimyasal firmaları zaten bunları yapmıştı. Dolayısıyla onun için bazıları çok hızlı uyum sağladı. Evet, evet. Tabii bugünkü hani acayip rekabetçi ve hatta hani eskiden ekmek aslanın ağzında derdik artık midesinde. Artık ağzında bayağı midesinde. Elini sokup alman gerekiyor. Evet yani bu koşullarda anladığım kadarıyla o zaman rekabetçi olabilmek için kendi standartlarını yazmak ve kendini çoktan değerlendirmiş olman gerekiyor. Bu aynı zamanda ben bir film seyretmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Adamın bir tanesi denizaltı kaptanı. İşte dalın diyor. İşte dakika tutuyor. 5,5 dakikada dalıyorlar. Beceriksizler falan. Mahvediyor adamları. Ya Atlantik'in ortasındalar. Ortalık Kerbela. Kimse yok. Yani personeli bezdiriyor adam. Fakat adamlar 2 dakika 20 saniyede dalmaya artık şey yapıyorlar, alışıyorlar ve bir gün koca bir destroyerle karşılaşıyorlar. Destroyer ateş açıyorlar. Iskalıyor ve destroyer üstlerine geliyor. Adamlar 2 saniye 20 dakikada dalıyorlar ve destroyer sıyırarak geçiyor. 2 dakika 30 saniyede dalsalar yoklar. Onun için hani bu tip hani önden kriz yönetimi iyileştirme vesaire aslında dediğin standartizasyonu kuruyor kaptan. Gerçi adamları o an ya arkadaş çünkü şey diyorum, yani sizin yaptığınız işin şöyle ters bir tarafı var. Sen bunu ortalık iyiken yapıyorsun. Hava güllük güneşlikken yapıyorsun. Ve o insanlar ya niye şemsiye taşıyorum diye soruyor. Halbuki yağmur yağdığı zaman o malzeme ıslanıyor ve adam iş yapamaz hale geliyor. Sen yağmur yağarsa ne yaparsına göre plan evet, yapıyorsun. Evet, o riski değerlendirmek biraz lüksmüş gibi geliyor önce ama birçok firmamızda yaşıyoruz biz. Mesela bir örnek vereyim. Bir hafta öncesinde bir iş sağlığı güvenliği
danışmanı risk analizi yapmış bir firmada ve çok tehlikeli bulmuş. Bir hafta sonra hiçbir şey, çok tehlikeli bulunduğu anda zaten orası kapatılıp tedbirin alınması lazım. Bir hafta ötelenmiş bu, üstünde durulmamış, ölümlü kaza oldu. Şimdi iş sağlığı güvenliği açısından gerçi oya daha iyi cevap verecektir ama bizim o iş yerinde şu kadar zaman, şu kadar süre içinde hiç kaza olmaması gibi bir performans ölçütümüz var. Bunlardan bir tanesi. Hiç arzu etmediğimiz bir şey zaten kaza. Ama bir ölümlü kaza kaç tane yaralanmaya bedeldir. Dolayısıyla planlama zafiyetimiz, bizim biraz tez canlı oluşumuz ve planlama zafiyetimiz sıkıntı yaratabiliyor firmalarda. Yani biz bunu kurmakta biraz zorlanabiliyoruz. Aslında senin planlama zafiyeti, firmanın planlama zafiyeti. Evet. Çünkü ülkemiz insanları için yapılmış bir çalışma var. Dünyada Amerikalılar vizyonerdir. Amerikalılara hayal satarsın. Yani şunu görüyor musun? Evet, bu uzayda yazı yazar. Günün birinde ya uzaya çıkarsan, doğru ya, ver bir tane alayım. Yani çıkar mısın çıkmaz mısın önemli değil. Adam bunu alır. Ya çıkarsam. Ya çıkarsam. İngilizler geçmiştekilere giderler. Yani gelecek vizyonları yoktur, algılamaz. Onu da ya bak görüyor musun işte kraliçenin gemileri Atlantik'i aşarken bu kalemi kullandı. Ha, kraliçe kullandıysa ben de kullanırım, bana bir tane ver. 100 yıl önce kullanılmıştır, hiç fark etmez. Onun için onlar eskiyi korurlar. Biz ne vizyoneriz ne de geçmişi biliyoruz. Her ikisinden de kopuğuz. Onun için ona günübirlik göstermen gerekiyor. İyi de bizimkinde de şöyle bir sorun var. Her dakikada krizi yaşatamıyorsun ki. 3 gün sonra işte dediğin gibi bak arkadaş bunu yapar olsun. Benim için bir sorun yok. Biraz tedercilik de var ama çok güzel uygulayan, iyi uygulayan şirketlerimiz var. Vizyonerler işte. Bunlar genç nesil yöneticilerin olduğu şirketlerdir muhtemelen. Genç nesilde var. Valla değil mi? Orta yaşın üstü de var. Bakış açısıyla. Aslında. Yani artık öyle bir bilgi çağında yaşıyoruz ki herhangi bir firmanın herhangi bir şey bilmiyor olması çok zor. Yani mesela işte evet krizleri öngöremeyebiliriz yani. 2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 ay sonra başımıza ne geleceğini öngöremeyebiliriz ama şunu biliyoruz, bir şey olabilir. Bu yeterli aslında. Buradaki olay hani o Amerika örneği, İngiliz örneği zaten bu süreçlere baktığımızda Avrupa neden bu konuda daha ileride? Çünkü bunu içselleştirmişler, gerekliliğine inanıyorlar. Biz danışmanlık süreçlerimizde en zorlandığımız nokta karşı tarafı bunun gerekliliğine inandırmak noktası. Neden yapmalıyım diyor. Ne gerek var diyor. İşte başına yani, gelince işte, ama hay Allah ya şunu örtbas eder misin diyor bu sefer. Şimdi orada bu söylediğiniz çok önemli. Ha ben bir hata yapmışım. Demek ki aslında sizin dediğiniz noktadaymış. Benim bunu standart ve sistematik hale getirmem gerekiyormuş değil. Yine o anı kurtarmak üzerine çağırıyor sizi. Çünkü bizde kanun yavaş çalışıyor. Yani o yüzden ama Amerika'da yani ya da mesela biraz evvel bir daha söyle. Daha lokomotif şirketler de var. Yani gösteren, yapınca ne olduğunu gösteren şirketler var. Doğru ama kendini hiçbir zaman o boyutta görmediği için firma genellikle ya bu kadar masraf edeceğim kim uğraşacak bununla diyor. Bizim eskiden hastanelerimiz böyleydi. Yoğun bakımlarımızda evet tek tük monitörümüz vardı ama hani 3 kontrollüydü, 5 kontrollüydü vesaire. Şimdi 15-20 kanallı monitörler Türkiye'de imal ediliyor. İşte solunum cihazları. O ilk krizler olduğunda Türkiye kendi solunum cihazlarını piyasaya sürdü. Bunlar ülkede aslında bazı şeylerin bazıları tarafından önemsendiğini gösteriyor. Ama burada çok önemli bir kriter var. Devlet alımda bu kriter standardını yakalamazsan ben senden mal almam arkadaşım dedi. Hizmet almam dedi. Öyle olunca hastanelerin tümü kendilerini revize etmek ve bu kalite standartlarına uymak zorunda kaldılar. Neden? Çünkü başka türlü satış yapamıyor. Yani satış baskısı. Ama bu şu an hangi hastaneye elinizi kolunuzu sallarsanız gidin. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yoğun bakımın bir standardı var. O standardın altında bir hizmet almazsınız. Oradaki monitörün tarzı bellidir. Oradaki hemşirenin çalışma kapasitesi bellidir. Oranın sorumlusu olan doktorun da bellidir. Zaten dünyada biliyorsunuz GCI diye bir grup var. Joint Commission International. Dünyanın en büyük kalite standartlarından biridir.
ilginç ama ben bundan çok gurur duyarım, bir cerrah tarafından geliştirilmiştir. Bir cerrahın 1800'lerin sonunda ameliyat sırasında pensin elinde kırılması üzerine adamın atıp siz deli misiniz ya beni nasıl malzemelerle ameliyata sokuyorsunuz? Bunları kim denetliyor? Çağırın bana demesi üzerine. İhtiyaçtan yola çıkıyor. O hastanenin bir dakika bunları denedik doktorumuza da gösterdik şu grup olmaz neden olmaz bunun bana krom bilmem nesini getir. Bunun altyapısını getir oradan sertifika getirle başlamış bir süreçtir. Ve daha 1970'lere kadar Amerika'da sadece 5-6 hastanede uygulanıyordu. Yani öyle çok fazla da değil ama sonra insanda özellikle bu globalleşme ve internetin de ortaya girmesiyle beraber insanlar her şeyden haberdar oldukları için patlama tarzında 5-6 yıl içinde bütün Amerika'ya sonra bütün dünyaya yayıldı. Bence de çok doğru. Neden? Çünkü eğer o kalite standartlarına hizmet etmeyen bir cihazla çalışıyorsak biz de insan hayatına hizmet ediyoruz. Yani sizin fabrikanızda patlayabilir bir entegre devre veya patlayabilir bir çarpabilir ya da bir insanın kolunun kopmasına sebep olabilir bir yapı. Aynen benim hastanemde de geçerli. Çünkü zaman içinde ameliyathanelerde anestezi cihazlarının patlayıp 5-6 kişinin ölümleri bile yaşandı. Çünkü biz azot protoksit kullanırız ve eğer kibrit çakarsan havaya uçar. Onun eğer egzoz sistemi iyi çalışmazsa benim ameliyathanem bir bombaya dönüşebilir. Kim zarar görecek? Sonuçta oradaki çalışan zarar görecek. Ve aynı zamanda hasta görecek. O zaman sizin yaptığınız iş hepimizin sağlığını koruyor. Sadece o firmayı değil. Biz aslında 98'den beri hakikaten bu anlayışla çalışıyoruz. Balık tutmayı öğretiyoruz firmalara. Doğrusu o. Çünkü enteresan şeyler yaşadık. Mesela bir örnek vereyim. Bir kimyasal firmasının deposunu gezerken bana dedi ki 41 derecenin üstünde burada patlama riski olan malzemeler var. Allah. İzmir. Ama bu depo hiçbir zaman 41 derecenin üstüne çıkmıyor. Zemin kat. Şimdi ben hakikaten bir gerildim. Yani nasıl dedim yani ne gerçekten mi filan böyle ama tiner var. Onlar bu kadar. Yani ama biz bunları yaşadık. Yani ya biraz hani reçineler var. Buharlaşan reçineler var. Birçok şey var. Tabii bir arada depolanmaları sıkıntı olabilir. Zaten farklı disiplinler derken hakikaten küçücük bir standart diyorsunuz ama altında çok farklı disiplinler. Tabii depolaması, stoğu, satışı, satın alması, tedarikçi yönetimi, çevreye etkileri, çalışan insanlara etkileri. O kadar çok konu var ki böyle çalışmalara başladığınızda farkındalığınız yavaş yavaş çevreyle ilgili, çalışanlarınızla ilgili, paydaşlarınızla ilgili artmaya başlıyor. Aslında bizim artı yönetim danışmanlığı olarak yaptığımız bu. Tabii insanları koruyorsunuz. Aslında anladığım kadarıyla firmayı koruyorsunuz. Bir de tabii. Peki çevreyi niye koruyorsunuz? Onu merak ettim. Yani tamam yani firmanın çevre tabii ki koruyor. Ama çevreyi benim için koruyorsun. Peki firmayla ne alakası var? Şimdi çevresel kirlilikler açısından düşündüğünüz zaman ÇED yani, raporu aldı adam tamam arkadaş. Hani diyorlar ya buraları kirletebilirsiniz diyorlar. Nedir buradaki mantık? Öyle. Ya özür diliyorum ama öyle bir rapor o. Yani bu fabrika çevresel burayı kirletebilir sorun yok raporu. Aslında çevresel etki değerlendirmesi raporu firmanın çevresel etkilerinin değerlendirilip bunun karşılığında da eğer çok olumsuz etkileri varsa ne gibi önlemler olarak o tesisi kuracağını kurgulamaktır. O zaman biz yanlış biliyoruz haklı olarak. Bu da çünkü bir yanlış anlama çünkü. Ama bu işte ben o tabii ki içeriği çok farklıdır. Çünkü ne diyor farklı. Mesela böyle bir fabrikayı burada kuramazsın şurada kurarsın diyor. Bu ne demek? Orayı kirletebilirsin anlamını taşımıyor hayır, değil mi? Hayır. Onu kesinlikle sormak taşımıyor. İstiyorum. Yani çevresel etkileri değerlendirmek etkilediğiniz şey olumlu bir şey de olabilir. O firmanın çevre üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerinin değerlendirilmesi ve kurulacağı bölgenin kurulumu için uygun olup olmadığının değerlendirilmesidir. O yüzden kesinlikle çevresel etki değerlendirmesinden olumlu sonuç almış bir tesisin, evet o bölgeyi kirletmek için izin almış olduğunu düşünmemeliyiz, çok yanlış. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Çok yanlış. Ama öyle anlaşılıyor. Yani tamam yani içeriğini ben artık aldım istediğim her şeyi yaparım gibi şimdi görünüyor. Şu noktada haklılık payları var. Şimdi madem bir firmanın kurulacağı bölgede ne gibi çevresel etkileri olacağı değerlendirilmeli, madem bir takım olumsuz etkileri varsa bunlara dair önlemler içermelidir bu rapor. Şimdi o zaman benim peki, tabii çevre mühendisliği beklentim bu raporun çok akademik, çok hani deneysel, verilere dayalı hazırlanmış olması. Yani buradaki şey bu.
yönetim yani süreç doğru ama buradaki hani sorulması gereken soru şu. Rapor gerçekten tüm bu verileri güvenilir derecede içeriyor mu? Evet. Yani mesela işte çevresel etki değerlendirmesinde siz flora fauna değerlendirmesi yapıyorsunuz. O veriyi nereden aldınız? Gerçekten o bölgeye ait bir veri mi? Güncelliği nedir? Bunlar önemli. Yani herhangi bir rapordan kopyala yapıştır yaptıysanız o bölgeyi yansıtmaz. Doğal olarak hani X bölgesi için gerçekten bir değerlendirme yapmış mısınız? Oraya gidip gördün mü? Bir botanikçi gidip gördü mü orayı? Ama evet yani o akademik kuruluşların görüşlerinin alınması noktasında biz biraz tepkiliyiz. Çünkü Türkiye nereden baksan 5000'e yakın bitkinin endemik yetiştiği yer. Ve bazı bitkilerimiz var. Hani meşhur Kleopatra'nın bir süt havuzu vardır. Onun evet. içinde beyaz beyaz çiçekler yüzer. Görmüşsünüzdür. Onlar Gümüldür dağlarında yetişir. Ve çok ilginç. 600 metre ile 800 metre irtifa arasında ve sadece 2 kilometrelik bir şeritte yetişir. Orayı ilaçla yabani ot mücadelesi yap. O tarihe geçmiş bitkileri yeryüzünden silebilirsin. Tabii, tabii. Bu kadar basit. Tabii. Peki bundan haberdar mıyız? Mesela yani böyle 5000 çeşit bitkimiz var. Hangi tabii, birini tabii. koruyabiliyoruz? Yani güncel, şimdi şöyle bir şey var. Tabii çevresel etki değerlendirmesine eğer kirlilik basma yüksek bir tesisse bakanlık nezdinde değerlendirme yapılıyor. Ve bakanlık ne yüksek dedin? Çevresel kirlilik basma yüksek bir tesisse. Tamam. Bakanlığın da tabii şöyle bir bakış açısı var. Bir kurul oluşturarak o tesisin kurulumu konusunda karar vermeye çalışıyor. Doğal olarak tabiat varlıklarından da birilerini çağırıyor. İşte madenden de birilerini çağırıyor. Ormandan da birilerini çağırıyor. Ama mesela madenin tümüyle etrafı yok ettiğini görüyoruz. Aslında burada ha evet buradaki orman yok edilebilirsin diye üniversite onay vermiş o zaman. Bunu mu anlıyorum? Şimdi az önce söylediğim gibi raporun amacı çok doğru. Ama raporun içeriğine konu olan başlıklar, veriler nereden gelmiş? Kimler hazırlamış? Gerçekten objektif bir değerlendirmeyle mi hazırlanmış? Yoksa bir takım baskılarla mı hazırlanmış? Bir de az önce dediğim gibi bir kurul oluşturuluyor ama baktığınızda o kurul çok bürokratik bir yapıya sahip. O bölgenin yaşayanlarının gerçekten bu konudaki fikirleri ne ölçüde alınabilmiş? Akademik çevrelerden fikirler, işte STK'lar var mesela o bölgede kurulu olan ya da işte bizim açımızdan baktığınızda çevre mühendisleri odası var vesaire vesaire. Yani o rapora görüş bildirmesi gereken tüm kurumların görüşü alınmış mı? Aslında hani soru işareti burada. Peki tut ki alındı. Evet. Peki bu görüş önemsenip rapora da konmuş mu? Ya da orada görülebilecek travmanın bu malzemenin ekonomik yapısıyla kıyaslandığı zaman tamam ya buradaki kaybı göze alırım mı denmiş? Ya da diyelim orada 50 bin ağaç kesilecek ya da 100 bin ağaç kesilecek. Peki o ağaç için başka bir ağaçlandırma bölgesi bulunup o ağaçlandırma evet. sağlanmış mı ya da orada bir endemik yılan, evet. endemik akrep türü var ve evet. onun yok olmasına izin mi verilmiş? Bunlar araştırılıyor mu? İşte hayır yani o kadar derinlemesine bir araştırma yapıldığını maalesef ki iddia edemeyiz. Ne zaman o kadar derinlemesine araştırmalar yapılmaya çalışılıyor? Eğer halk tarafından tepki çekmiş bir proje ise yani halkın da dahil olduğu, STK'ların da dahil olduğu ve doğal olarak belki medyaya yansımış bir proje ise bir takım başka daha derinlemesine araştırmalar yapılmak zorunda kalıyor. Ama açıkçası temel öngörü şu. Sanayinin Türkiye'de gelişmesi lazım, ilerlemesi lazım. İstihdam ihtiyacı var. İşte o firmanın üreteceği malzeme çok kıymetli bir malzeme. Bizim ülkemizde biz onun üretilebiliyor olmasıyla gurur duymak isteriz vesaire vesaire. Yani çok başka kaygılar da var o işin içinde. O yüzden çevre her zaman birinci aktör olmayabiliyor. Peki o zaman peki çevre iş güvenliğinin yeri nerede burada? İş sağlığı güvenliğinin yeri nerede? Şimdi şöyle bir şey var. Biz şimdi sanayi kuruluşlarını neden dikkate alıyoruz? Çünkü en büyük kirleticilerden biri o grup. Doğru. Sanayi tesisleri. Ve sanayi, sanayi tesislerini de temiz suyumuzun da %30'unu tüketiyorlar. Tabii ki. Sanayi tesislerini kontrol altında tutan mevzuatlarımız var bizim. Yani çevrede kafalarına göre hareket edemiyorlar. Bir çevre mevzuatı var. Ama ya da mesela bir gediz yok olduktan sonra devreye giriyoruz bunda. Bir iş sağlığı güvenliğinde işte iş sağlığı güvenliği mevzuatı var. Tamam ama yönetim standardı şöyle bir şey var. Bu mevzuatların da ötesinde firmanın bunu kendine karşı bir sorumluluk olarak görmesi ve beklenenin daha da üstünde bir şeyler yapmaya çalışması. Zaten uluslararası platformda özellikle yurt dışına ihraç edebilecek herhangi bir ürün üretenlerde 17 bin küsur bir şey vardı. Ve o evet, standartta zaten ister istemez bunu yapmak zorunda. Çünkü eğer
bütçesinin belli bir kısmını bu kirlenmeyi engellemek veya çevre sağlığını korumak için harcamıyorsa zaten o malzemenin ihraç edilmesi ya da yurt dışından talep edilmesi sorunlu. Ya da herhangi bir gazete onu yurt dışında yazarsa ki Nike'ın başına geldi biliyorsun. Evet, evet. Yok ettiler. Yani bir dönem Nike 2 yıl 3 yıl neredeyse yurt dışında satış yapamadı. Ya hemen hemen her ürün için farklı standartlar var. Bizde de Türk Standartları Enstitüsü'nün amacı bu. Var ama bizde biz de TSE bu bilinçte değiliz. Var. O yüzden hani yerel, eğer iç piyasada bir üretim yapacaksanız ve iç piyasaya sunacaksanız TSE standartlarını karşılamak zorundasınız. Ama her TSE standartının içerisinde ürünün çevresel etkileri ve sağlaması gereken şartlar belirtiliyor mu? Hayır. Daha çok teknik kullanımına yönelik standartlar bunlar. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu aynı zamanda mesela FDA onayında da yoktur. Mesela nedir? İşte FDA oyunda organiktir der. Evet. Bugüne kadar benim bilebildiğim dünyadaki hiçbir malzeme organik değildir. Neden? Çünkü bu su sence organik mi? Bana gelinceye kadar dünya kadar prosesten geçiyor. Yoksa zaten o malzemenin içinde bugüne kadar saklanamaz. İşte ultraviyolelerden geçiyor vesaire vesaire. O zaman buna dokunuldu. Hiç eser dokunulmamış malzeme değil. Evet. Abi, eser miktarda içerir ya da içermez sonuçta. Bir ton prosesten geçiyor. Ama bu şu an en azından sentetik üretilmedi. Deniz suyu alınıp onun tuzu ayrıştırılarak saf su yapılıp sonra tekrar şartlandırılmadı falan filan. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu. FDA mesela diyor ki tamam bu hapı tüketebilirsin organik. Neden? İçinde diyor omega 3 var. Doğru. Ve diyor gerçekten organik balık yağı var diyor. Buraya kadar tamamım. İyi de içeriğine bakıyorsun %38'i balık yağı. Sonra ne var? İşte lauryl sülfat var, bilmem ne var, işte topaklanmayı engelleyici var falan filan. Abi %60'ı aslında inorganik malzeme ya da organik olmayan bir ton sentetik. Önemli değil. İçindeki ana madde organik mi? Evet. O zaman bu organik sertifikalı. Yani benim gıdam olarak da çevreye uygun vesaire vesaire. Onun için mesela yurt dışı da çevreyi böyle değerlendirir. Demin dediğiniz bir şey çok doğruydu. Hani o firmanın çevreye verdiği zarar ve çevre standartları ama ülkeye getirdiği kar. Onun için onda bir kar zarar hesabı yapar. Senin malzemen nedir? İşte ben tamam plastik ürün üretiyorum. Peki ne kadarını atmosfere kaybediyorsun? %20. İyi ama aynı zamanda kendi malının %80'ini geri kazanıyor musun? Evet. İyi ama bak diyorsun diğer plastik firmaları %20'sini bile geri kazanmıyor. Tamam sen zarar veriyorsun ama diğerlerine göre iyisin o zaman çalışabilirsin. Ama onun hala %20 zarar veriyor olmasını kabul etmiş oluyor sistem. %100 diye bir şey yok. Bunu da kabul ediyorum. Ama herhalde zaman içinde çocuklarımızı koruyabilmek için herhalde biraz daha sert ya da biraz daha akılcıl endüstriyel kararlara varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu zaten birçok anlaşmayla kontrol altına almaya çalışıyor Avrupa Birliği. Mesela biyolojik bildiğim kadarıyla biyolojik çeşitlilik anlamında Türkiye oldukça ileride. Bunun bozulmamasını istiyoruz. Tabii ki. Ama birçok alanda da çok geride. Böyle bir ortalaması var aslında ülkelerin. Bu ortalamayı, kotayı tutturabilmek için ben çok ilginç hikayeler dinlemiştim bir ara. Mesela sınıra çok yakın kirletici fabrikayı yapıyor. Sana öylece geliyor. Türkiye yani, kirlenmiyor. Yani enteresan şeyler var, uygulamalar var. Ama bizdeki uygulama verdiğimiz sözleri... Ama Meriç öyle biliyorsun. Meriç... Bütün Avrupa'nın kirliliğini getiriyor. Sonra da bizim denizimiz akıyor. Ve bizim kirliliğimiz oluyor. Bunun savaşları veriliyor tabii. Yani yıllardır veriliyor şeyler ülkeler arasında. Biz çevreyle ilgili çok proje yaptık. Avrupa Birliği projesi de yaptık. Güzel sonuçlar aldık. Ama bu bitmeyen bir süreç. Yani... Sürekli iyileştirilebilen ve geliştirilebilen bir süreç. Güzel tarafı da o değil mi? Ya, zaten bugünkü sohbetimiz hay Allah bu insanlar bunu yapıyor o zaman yapmasınlar demek değil. Tabii. Sadece insanların kafasında ya evet böyle bir kalite standardı olmalı ve insanlar biraz daha duyarlı olmalı. Evet, çünkü zaten. Sonuçta çok basit bir şey söyleyeceğim. Üzüm Türkiye'nin ciddi bir ihracatıdır. Üzümü yıkadın suyunu ne yapıyorsun? Döküyorsun. Şeker var. Kanalizasyon sistemine akıyor. Ki dünya kadar bakteri yürüyor. O zaman ciddi bir bakteri kirliliğine sebep oluyorsun. Ama bakteriyi sen atmıyorsun.
Yani, sen doğal parçalanabilir şeker atıyorsun. Basit bir şeyden bahsediyorum evet, bu evet, arada. Evet. Yani ya oradaki üzüm yani, yıkama suyu ama çok yüksek miktarda nereye şeker. Nereye gidiyor o su? Buradaki kriter bu. Nereye gelir gidiyor? Yani en yakın yani da Menderes. Tabii ki şu an yani firmaların standartları sağlayacak. Şekeri sudan ayırmak çok zordur. Neredeyse mümkün değil. Deşarjla ilgili standartları var aslında. Sıfır çevresel etki zaten mümkün yok, değil. Onu bizim buradaki amacımız... Ama şeker zaten çevre için bir kirlilik yaratmadığı kabul edildiği için mesela yok, bunlar üzerinde göre neredeyse... Değişir, yerine göre değişir. Kirlilik yaratıp yaratmadığı, nereye aktığına, ne kadar birikim yaptığına, ne kadar etki ettiğine göre değişir. Ama tabii hani biz bunu korumak için işte çevre mevzuatı bu yüzden var. Yani kafamıza göre her suyu her yere atamıyoruz. Alıcı ortam şartlarına göre vermek zorundayız. Elimizden gelen bu. Bu konuda korumalar çok iyi. Özellikle fabrikalar ürün fazlalıklarını ya da ürünü mal ederken, imal ederken meydana gelen ikincil ürünleri çok güzel imha mekanizmalarıyla devreye sokuyor. Ve bu konuda çevre firmaları var galiba evet, değil mi? Evet. Yine sadece bu işle bir uğraşıyorlar. Standartlar zaten bu yüzden. Yani mevzuatlar sizi çok fazla bir tık öteye taşımıyor. Yani alıcı ortam deşarj standartlarına kadar suyu arıt ver der mevzuat. Ama mesela daha az su kullan demez. Yönetim ya da daha etkili bu anlamda belirle demez. Evet. Yönetim sistemleri bu anlamda sistemler sizi burada devreye giriyor. Yukarı çekiyor. Çok güzel bir şey söyledin. Onu tekrar eder misin? Yani firmaların bulundukları seviyenin bir tık üstüne çıkmasını sağlayan şey maalesef ki mevzuatlar değil. Mevzuatlar belirli bir ayarda kalmamızı sağlıyor. Yani hani çok kaba tabirle cozutmamamızı sağlıyor. Hayır diyor. Burada bir sınır var. Bunun altına inemezsin diyor. Burada kal diyor. Ama firma üstüne çıkmak istediği zaman mevzuat bu anlamda yardımcı olmuyor. Burada standartlar yardımcı oluyor. Siz belirli... Bunlar kanunlar ve yönetmelikler gibi. Yani kanun yani... ana kuralı koyar ama yönetmelik işini doldurur. Tabii şimdi emisyon değerlerine baktığınızda siz işte noktasal bir kaynaktan, bir bacadan emisyonlarınızı sınır değerlere getirdikten sonra atabilirsiniz. Atma demez size mevzuat. Tamam der. Buraya kadar arıttın at. Ama işte sistem neden atıyorsun der. Gerçekten onu atmak zorunda mısın? Daha altına düşürücü hedefler koyamaz mısın? İyileştirmeler. Bu anlamda prosesinde bir takım iyileştirmeler yapamaz mısın diye sorgulayan sistemdir. Yani sistemleri hiç uygulamadığımızı şu an kaldıralım mesela ISO sistemleri kesinlikle kimse tarafından uygulanmasın. İnanın ilerleyemeyiz yani dünya kilitlenir. Bizi daha öteye taşıyan bu standartlardaki o sürdürülebilirliği sağlayan şey standardın kendisi. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Bir arkadaşının polyester firması var. Bunlarda stren gazı çıkar. Stren de pahalı bir malzemedir. Fakat solunum havası içinde sorun olduğu için emiliyor. Ve normalde belli bir miktara kadar sistemden atılabiliyor. Çok büyük bir sorun yok. Ama bunlar işte ISO standartlarında çok ciddi yol yürüdüler. İşte kalite standartları vesaire. Ve bir geri dönüşüm ünitesi kurdular. Çok bütün güzel sistemi aspire ediyorlar. Yani emiyorlar. Bacalarla ve bir yerde topluyorlar ve streni geri kazanıyorlar. Şimdi ilk başta yatırımı çokmuş gibi olmasına rağmen bir yıllık stren geri kazanımları bütün yatırımı ödüyor. Yama makine 20 yıl daha böyle gidiyor. Ya her 20, her yıl yeni bir tesisat daha kazanıyorlar onlar. Ve bayağı tonlarca kazanıyorlar. Şaşırtıcı demek. Satabilirler bile. Hayır, kendi fabrikalarında kullanıyorlar. Hayır, ki yani onlar zaten dünya kadar. Doğru. Yani dışarıdan tonlarca alacağını kendisininkini çevirdiği için %10-20'sini kaybediyor, gerisini yeniden kazanıyor. Ve böylece ciddi bir masraf kapısını kapadılar. Tabii zaten komik olan kısmı da o. Yani siz bir firmaya gittiğinizde işte o sadece duvarını asan ya da hiç o sistemi almamış yani olan bir firmaya neden yapmıyorsunuz diye ne der size? Benim bunu ayıracak insan kaynağım yok. Param benim yok. Benim bunu ayıracak halbuki bütçem yok. Halbuki tam tersi. Zamanım yok vesaire vesaire der. Oysa tam tersi. Asıl bunu yaparsa onları kazanacak. Şu an zaman ve bütçe bulamıyor olmasının sebebi bunu sistematik olarak yürütmüyor olması. Peki sevgili Belma bir şey soracağım. Bu tip standartlar işte biz bir firmaya girdiğimiz zaman geldik ne yapıyoruz? Daha doğrusu bir firma önce sana nasıl geliyor acaba bir sorayım. Yani çok... ne fark ediyor da niye ya ben sıkıldım cebimde de çok param var ben geleyim bu parayı açayım herhalde. Biraz zorunluluklarla geliyorlar. Nedir bu mesela demin Sağlık Bakanlığı'ndan bahsettiniz. Hmm. İşte tedarikçilerine diyor ki şu standartlara uygun olmalı ürettikleri. Ha, veya tedarikçi de dönüp arkadaş nedir bu standart? Piyasa tabii piyasa dinamikleri belirliyor. Evet. Müşteri belirliyor. Dolayısıyla size böyle dönüp geliyor. Biz referanslarla çalışan bir firmayız. Dolayısıyla referans veriliyor. Bizi arıyor. Bir görüşebilir miyiz diyor.
Ne istiyorsunuz diyoruz ve neden istiyorsunuz? Bunu neden istiyorsunuz? Gerekçelerini anlatıyorlar. Ya işte. Mecbur kaldım abla. Öyle de oluyor. Öyle yok, de oluyor. Satamayacağım. Öyle de oluyor. Biz o ne yapmış? Biz mevcut durum değerlendirmesiyle, bir gap analiziyle başlıyoruz. Yani bu firma, diyelim ki bir kimyasal firması, ne bileyim ben işte sır üretiyor. Şu anda bir sır firmasıyla çalıştığım için direkt o geldi sır aklıma. Seramik sırları. Seramikler. İşte onu diyorum. Fırın hangi öncesi katlama malzemesidir. Hangi yönetmeliklere tabi? Ki bu arada tabi. İçlerinde çok ciddi toksik kimyasallar vardır, evet, onların. Evet. Ve de yani kirletici demeyeyim de iş sağlığı güvenliği anlamında çalışanlarının da korunması da, lazım. Çünkü kurşun, kobalt bunların hepsi kullanılır biz orada. Biz de çalıştıktan sonra yok artık. Artık yok. Hayır, yine kullanırsınız ama spre edersiniz onları tabii, falan filan. Tabii, tabii. Yok edersiniz yani. Evet. Zaten amaç üretimi durdurmak değil. Değil. Yapıyorken önlem alabilmek. Aynen yani. Aynen öyle. Mevcut durumlarını değerlendiriyoruz. Hangi yönetmeliklere, tabiler, nelere uymak zorundalar ve ne istiyorlar? Diyebilir ki bize, biz entegre yönetim sistemi istiyoruz. İşte iş sağlığı da olsun, çevre de olsun, enerji yönetimi de olsun. Ve ucuz olsun. ISO 9001 olsun. Ve ucuz olsun. Bunlar hepsi olsun. Ya benim yatırımlarım çok pahalı olmasın lütfen. Evet. Biz bir ve bana para kazandırsın sonuçta. Yani para sonunda zaten kazandırır da biraz sabretmek. Çünkü rekabetçi yani. Hale getiriyor kişiyi. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yani işte belki ne diyeyim, belgelerin ya da diplomaların önemi artık kalmadı çağımızda ama işte bana sordunuz nereden mezunsunuz, ne yaparsınız diye, şuradan mezunum, şu yılda mezun oldum diyorsunuz. Sertifikalar veya bu uyguladıkları da aslında firmanın kendini ifade etmesini ve tanımasına da neden oluyor. Hmm. Yani bir şeyi iyileştirebilmek için en azından kilo vermeye çalışıyorsunuz. Önce tartının üstüne çıkıp yağ oranınıza bakıyorsunuz. Bir şey ölçüyorsun yani. Bir şey ölçüyorsun. Bir referans değer alıyorsun, evet, orada. Bizim burada referanslarımız da standartlar ve yönetmelikler. Dolayısıyla standart ve yönetmeliğin neresinde, nelere ihtiyaç var? Bu doğrultuda onlara bir çalışma planı çıkarıyoruz. Bizim çalışmalarımız uzun soluklu. En az 6 ay. 4 ay, 6 ay, 8 ay, 10 yıl çalıştığımız firmalar var. Çünkü biz standardı bir yönetim sistemini kuruyoruz, üstüne birini, öbürünü tekrar artı tekrar. Artı bir de her şey kurulmuş olsa bile bir yıl sonra revize ediyorsunuz. Daha da iyileştiriyorsunuz gibi. Güncellenmesi, sürekli iyileştirmenin sağlanması, yani doğru işletilmesi için sistemi biraz onlara rehberlik ediyoruz. Tabii bu pandemi süreci bizi de çok etkiledi. Ama biz de çok hazırlıksız değilmişiz, onu gördük. Biraz kalite standartları gereği. Olmamalıyız. Derhal zaten online'a geçtik. Ama bizim sahada da olmamız gerekiyor. Yani baktığınızda sahada bulunmamız tabii, gerekiyor. Baktım baktım demek yetmiyor. Yani geldim baktım gördüm demek de gerekiyor. Yani. Artık yani WhatsApp'tan görüntülü şeyle denetim yapılıyor artık. Şurayı da göster, burayı da göster ama falan ne kadar diye. Yaparsan yap. Mesela ben hekimim. Bizde icapçılık diye bir şey vardır. Evde nöbet tutarsın. Evet. Ve hani sana anlatırlar. Yani herhalde benim huysuz tipimle mutlaka gider hastayı görürdüm. İçim el vermiyor çünkü tamam ya ama karnı ağrıyor. Ey Allah'ım. Ya yanlış muayene ettiyse. Öyle işte senin kalite standartların gibi onu göze alamazdım. Giderdim ve kontrol ederdim. Ama orada onu bak oraya ben bir şey yazabilmiş olsaydım ve onun eğitim standardını belirleyebilseydim, işte karın muayenesi böyle yapılır, işte şu yapılır, bu yapılır, sonra bu çıkarılır diye bir guideline hazırlayabilseydim, o zaman onun yaptığı muayenenin benim yaptığım muayeneye eşdeğer olduğunu kabul eder, o zaman gitmem gerekmezdi. O zaman biz insanların iş yükünü de azaltan bir çalışmadır diyebiliriz. Tabii, şöyle aslında tanımlamak doğru olur. Benim çok sevdiğim, eğitimlerde de kullandığım bir tanım. Herkesin kendine göre bir doğrusu vardır. Kesin. Siz ortak doğruyu tanımlamazsanız herkesin kendi doğrusunu uygulamasına engel olamazsınız. Dolayısıyla sistemleri biraz firmanın ortak doğrusu olarak tanımlamak lazım. Çünkü yönetmeliğe tabi olacak, ona uygun olacak. Yönetim sistemleri standartlara uygun olacak. Bir de o firmanın kendi gerçekleri var. Ne bileyim ben bir kimyasal firması dedik. 5 kişilik olur, 10 kişilik olur, 100 kişilik olur, 500 kişilik olur. Onun gerçekleri farklıdır. Bulunduğu alan farklıdır, çalışma şekli farklıdır. Dolayısıyla bu gerçekleri de içinde barındıracak bir ortak doğru oluşturmak.
aslında sistem kurmak. Onun için de biz çok konuşuruz. Dört kişilik bir firmaya kalkıp buraya bir tane kalite mühendisi alacaksın dediğinde demiyoruz. Ne diyorsun arkadaş diyecektir ama 500 kişilik bir firmada hatta 3 tane olması gerekecek. Çünkü bir kişi bile o kadar şeyin altına hatta bir çevre mühendisi olacak vesaire vesaire. Özellikle petrokimyada çalışıyorsa, demir sektöründe, demir çelikte çalışıyorsa vesaire. İlginç. Peki burada ben tekrar çevre iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim çok yakın bir dostum bir firmada hem de kendi firmasıydı. Bunlar demir döküm yaparlardı, çelik yaparlardı. Onlar biliyorsunuz ARK tezgahlarıyla yaparlar. Ve burada 30 bin volt, 40 bin volt, 50 bin volt, 100 bin voltluk yıldırımlar çakar. Evet. Ve bir gün sistemin izolasyonunda bir arıza oluyor ve 15 bin volt ile çarpılıyor. Çarpılmak değil tabii. 15 bin voltluk bir yıldırım düşüyor buna. Evet, foto patlaması. Evet, yani üstüne vuruyor ve kendini zaten 7-8 metre ötede buluyor. Şimdi İşin kötü tarafı bir de patron yani kime kızacaksın? Bu ama hani orada güvensizlikten kaynaklanan bir şey değil, cihazın bir sorunuydu. Ama hani o dönemlerde bu devirdeki kadar bilinmiyordu işte o hani kalın tabanlı ayakkabılar, hı hı, o dönemde şimdiki, hı hı, lastikler var mıydı yok muydu bilmiyorum tabii. Ama sonuçta onun iyileşmesi 2,5-3 ayını aldı. Çok ağır yanıklarla çıkmıştı, hı, bu işte. İzmir'de de büyük firmalarından bir tanesidir. Peki burada biz mesela bir enerji güvenliği diye bir alanımız var mı mesela? Diyelim gittin bir firmaya, aa bak sen bu cihazları kullanıyorsun ama bu buradan ARK yapar mı? Buraya kadar araştırıyor musunuz gerçekten? Kesinlikle. Şimdi, firmalar açısından baktığınız zaman şöyle, yani yönetim sistemleri danışmanlığında biz aslında biraz daha üst çerçeveden bakıyoruz. Bunu sormak istiyorum. Yani alt, o kadar ayrıntıya girme noktasında bir firmanın kendisi bile bir sorumlu. İki, tabii ki firmaların sayısına göre, tehlike gruplarına göre değişmekle birlikte bir iş güvenliği uzmanı çalıştırmak ve bir iş yeri hekimi çalıştırmak ya da bu konuyla ilgili dışarıdan danışmanlık almak durumu var. O yüzden ki şunu da söyleyebilirim, bir iş güvenliği uzmanı da o az önce sorduğunuz kadar derinlemesine bir analiz yapamayabilir. Yani o tedavi eden grupta olduğum için bizim için o bir problem. Çarpılmamızını tercih ederiz tabii, o yüzden söylüyorum. Yani aslında şöyle, tabii ki onları bu konuda destekleyecek, uyaracak, tehlikeleri görmesini sağlayacak kişiler bulunuyor mutlaka firmalarda. Bu artık mevzuatlarımızca da gerek. Ama gerçekten şöyle bir şey var, bunu en iyi bilecek şey yine firmanın kendisi. Çünkü işi her gün, her dakika o ve çalışanları yapıyor. İş güvenliği uzmanı bir şey gözden kaçırabilir. Çünkü iş güvenliği uzmanlığı disiplini dediğiniz şey de yani hani bu biraz eleştiri olacak ama her meslek grubundan kişi iş güvenliği uzmanı olabiliyor. Doğal olarak kimyayı bütün ayrıntısıyla bilmeyebilir. Elektrik süreçlerini bütün ayrıntısıyla bilmeyebilir. İnşaat sürecini bütün ayrıntısıyla bilmeyebilir. Oraya gittiğinde aslında oradaki çalışanlar kadar ayrıntılı bir göze sahip olmayabilir. O da yine mevzuatlar çerçevesinde elinden geldiğince görmeye, bunu karşı tarafa iletmeye ve çözümler sunmaya çalışıyor. Evet, elektrikle ilgili risk analizleri yapar orada. Olası patlamalar, olası elektrik kaçakları, o potanın özellikleri, kalınlığı, inceliği, oradaki çalışan kişilerin gerekli güvenlik önlemlerini alıp almadığını ama gerçekten işin ayrıntısını işi yapanlar biliyor. Ve maalesef ki bilmelerine rağmen göz ardı ettikleri için aslında kazalar oluyor. Yani istatistiklere baktığınızda kesinlikle öngörülememiş olan kaza oranları çok düşük. Neredeyse yok. Çok düşük. Yani biliyor aslında orada bir tehlike olduğunu. Ama yapıyor, devam ediyor. Bunu çalışanların kendisi de yapıyor. Yani hatta çoğu zaman saklıyorlar orada bir tehlike gördükleri zaman. İletmeleri gerekirken. Ya şimdi onu söyleyeceğim, başıma iş açacağım, yine baret takmak zorunda kalacağım, yine gözlük takmak zorunda kalacağım. Hani bu yaklaşımla bizim gibi dışarıdan danışmanlık veren kişilerin %100 onlara yani etkili olabilmemiz mümkün değil. O yüzden bizim iş yerinde, biz bir sağlık tesisiyiz sonuçta, ISO çalışması yaparken bize şeyi sormuşlardı. Bütün personele öncelikle biz kendi yaptığı işi yazdırtmıştık. Hı hı. Ne yapıyorsun arkadaş? İşte ben atıyorum mamografi çekiyorum. Nasıl çekiyorsun? Bir cihaz nasıl temizlenir? Hangi standarda dikkat edeceksin? Çünkü 3 gün sonra o kız orada olmayabilir ve yerine, evet, bir başkası işi yapmak zorunda kalabilir ya da o kişi ayrılır yerine biri girer. Evet. Ben standart değiştireceksem bir süre sonra hastam benden yılar. Çünkü ben aynı kalite standardını koruyamıyorumdur.
Burada da istediğin kadar, tabii burada dediğiniz gibi bir iş körlüğü çıkıyor ortaya. Hani tamam, kişi bunun farkında da olsa bu noktada o uyarıyı gerçekleştirmeyebilir diyorsunuz. Peki şimdi bu konuda bilinci nasıl arttıracağız? Yani bu çünkü toplumsal, eğitimsel bir bilinç. Durduk yere olmaz bu iş. Yani bir tek sizin kalite standartlarını kurmak için geldim hadi oturun bakalım arkadaşlar demekle oluşacak bir iş değil bu. Ya şimdi şöyle, aslında hani bu soruda belki çünkü şu cevap verilebilir. Çünkü bizde bana bir şey olmaz mantığı vardır, evet. Ya. Bunun altında o yatıyor. Genelde aslında aynı cevap verilir ama hani onun da ne kadar doğru olduğu tartışılır. İşte denetim ve ceza mekanizmasının arttırılması lazım. Sık denetlenmesi lazım ve herhangi bir uygunsuzluk görüldüğünde de çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalacağını bilmesi lazım. Aslında temel, hani genelde bu cevap verilir ama tabii bu da bir çözüm değil. Çünkü siz her ne kadar denetim ve ceza mekanizmasını daha güçlü hale getirin, bu sefer geri gelip saklama mekanizmasını da daha güçlü hale getirmiş olabilirsiniz. Doğal olarak bunun bir kültür olması lazım. Oradaki kişilerin bunu kendisinin istemesi lazım. Yani kalite bir kültürdür diyorsun yani. Kesinlikle. Yönetimin bu konuda model olması lazım. Yönetimin sorumluluğu diye maddeleri var bütün standartların. Yönetimin bu işin arkasında olup kurulan sistemleri, yapılan denetimlerle kontrol etmesi lazım. Ve sonuçları ölçülebilir sonuçlar doğrultusunda da önlemlerini alması lazım. İsterseniz biraz da pandeminin bize getirdiklerinden lütfen bahsedelim. Zaten yavaş yavaş son bölüme doğru giriyoruz. Öyle mi? Için konuşmakta fayda var. Yani pandemi kalite standartında bir şey değiştirdi mi? Bizim için değiştirmedi. Sadece denetimlerle ilgili sıkıntılar olabildi. Uzaktan denetimler. WhatsApp denetimleri. Remote audit dediğimiz uzaktan denetimler oldu. Biz danışmanlıktan yola çıkalım. Danışmanlık olarak aslında bize şöyle bir şey kazandırdı. Masa başı yaptığımız işleri Zoom'dan, Microsoft Team'den yapabilir olduk. Dolayısıyla verdiğimiz tekliflerde ikiye bölebildik. Bir kısmını sahada, bir kısmını masa başı Zoom'da yapabildik. Bu tabii çok hani o karbon ayak izini de azalttı. Yani yollarda gidip gelmeni doğru, benzin azalttı. Yakmıyorsun. Zaman kazandırdı. Bir de istediğin zaman hemen anlaşıp toplantı yapabilme yetisini bize getirdi. Biz hatta bu doğrultuda çalışmalarımızı, tekliflerimizi revize ettik. Çalışma planlarımızı öyle öngördük, uyguluyoruz. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şu dönemde hani birileri daha ucuz teklif olmak olabilir isterse tam başvuru zamanıdır diye. Direkt bir ısrarla fiyat kıvırcık. Evet evet ya, Cüneyt Bey. Niye böyle fiyat verin? Yani işin dışarısında ne anlaşalım diyorum. Şöyle bir kısım da var. Gerçekten hani mesela Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da danışmanlık ve eğitim mekanizmalarına baktığınızda şöyle bir gerçek de var. Başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi ucuz olmaması. Bunu yani söyleyebilirim size. Yani şöyle. Yani şimdi ucuz etin yanlısı pek olur derler. Beden ödemek önemlidir. Yani yoldan bulduğunuz bir şeyin hiçbir elbette kıymeti yoktur. Ha, bir de umursamaz. Yani bu işin ciddiye alım, yani sadece umursamama meselesi değil. Şimdi siz ne zaman ürününüzün fiyatını çok kırmak istemezseniz kalitesini çok güvendiğinizde. Hani ben şunu demek istemiyorum, ucuz teklif verdiğinizde demek ki ucuz bir iş vereceksiniz, bunu demek istemiyorum. Çünkü maalesef ki Türkiye'deki danışmanlık... Sadece korona nedeniyle olduğunu biliyoruz. ama hani o gerçekten hep öyle bir beklenti var. Yani işte danışmanlık ucuz olsun, eğitim ucuz olsun, belge ucuz olsun, hepsi ucuz olsun. Hatta para harcamayayım, hatta... her şey kendiliğinden kurulsun. Şimdi bu bakış açısına sahip olan neden ucuz olsun, yani neden bu kadar ucuz istiyor? Gerçekten bütçeyle ilgili bir sıkıntısı mı var yoksa buna bakış açısı mı bu? Bakış açısı. Yani hani biraz onu şey yani yapmak lazım. Yani o insanın lazım üstüne bindiği arabaya bakarsan hani bir tek lastik değişimi senin bir yıllık danışman falan işte olabilir o yani. Da, o da verdiği bilgiye ve farkındalığa verdiği değeri gösteriyor. İşte onu, ama bu da bir eğitim aslında. Yani bu bir görü. Dedim ya, acaba böyle bir sistem hani nedir? İlginç bir laf vardı bunun için, dedim hani bu düşünülebilir, bununla ilgili proje bile yapabiliriz, aklında olsun. TOSYÖ diye bir grup var Türkiye'de, evet, tabii evet. Küçük ölçekli toplantılarına katılmıştım vakfı bir dönem. Doğru. Ben de Ege Bölgesi grubunda çalışmıştım. Kurtça ve Attımçı'nın kurduğu bir gruptu. Ve şöyle bir şey vardı orada, biz bir çalışma yapmıştık. İnsanlar girişimciliği 13 yaşa kadar sürdürebiliyor.
eğer 13 yaşa kadar hayal edebilir bir yetenek kazanırsa onunla gidiyor. Ama girişimci olabilir, özgür iradeye o yaşa kadar sahip olamazsa geçmiş olsun. Ondan sonra sadece iyi bir beyaz ya da mavi yakalı oluyor. Başka hiçbir şey yapamıyor. Evet. Ve o yüzden hani birçok memur ilk 5 yıldan sonra bir daha istifa etmezler ve hayatlarını o şekilde sürdürürler. O biraz korkuyor. Yani orada o konfor alanından çıkmaya doğru korkuyorlar. Ama şeyde hayal kurmak da öyle bir şeydir. Evet. Hayal kurmama gerek yok. Yani işte bu kalem var, daha fazlasını ne düşüneyim? Ve bunun da çok ters bir gerçeği vardır. Amerikalılar uzaya gidiyorlar. Soyuz'da işte Ruslarla beraber ortak bir toplantı düzenleyecekler. Uzayda bu kalemler yazmaz. Neden yazmaz? Çünkü bunlar ağırlıkla giderler. Hiç böyle yazmayı denediniz mi tükenmez kalemle? Yok, yazmaz. Yazamazsınız. Onun için o pilot kalemler var şimdi. Özel enjektörlü bilmem neli falan filan. O proje 6 milyon dolardır. Ve o devrim parasıyla. Bugünün parasıyla 60 milyon dolardır. Neyse projeyi yapıyorlar. Gidiyorlar. Uzaylılar tam böyle şey yapıyorlar. Amerika bir şey imzalayacaklar. Amerikalı tak diye çıkartıyor. Garip bir kalem. Bu ne diyor? Ne diyor, burada kalem yazmaz ki. Diyor, adam alıyor kurşun kalemi işaretle. Neyse kurşun kalem bizim sistemlerimizde geçerli değil de. Bozulmaya ve şeye dayanıklı olmalıdır yazdığımız, çizdiğimiz, tıpkı maliyede olduğu gibi. Bu dönemde iş yapış şekillerimizi hakikaten değiştirdik. Ama iş sürekliliği ilgili çok problem yaşadı firmalar. İş sürekliliği dediğin? Standartların şimdi iş sürekliliği risk analizleri mecburiyeti var. İşin kesintiye uğramaması ile ilgili zorunlulukları var. Bununla ilgili firmalar, yani işleri kesintiye uğradı bu anlamda. Zorluklar yaşadılar. %80'i yaşamış. Ayırmakta mı zorluk çekiyorlar? Hayır, işler kesintiye uğruyor. O planlamanın önceden yapılamadığından, şartların yerine getirilemediğinden dolayı üretim duruyor. Okey. Peki iş sizin geliştirdiğiniz o standartları oturtabildiğiniz ve kalite standartlarını yaşayabilen, yani temelde kurumsallaşma eğitimini almış ve bunu başarabilmiş firmalar? Daha kolay geçiyorlar. Çünkü kendilerini daha önceden buna hazırlamış oluyorlar. Ama tabii yasa ve yönetmelikler var. Yasa ve yönetmelikler de ülkemizde sürekli değiştiği için. İşte. Neye hazırlarsan. Ama yani en kötüsünü hazırladığın sürece karşına ne çıkarsan çıksın bir şekilde aşacaksın demektir yani. Evet, ama işte paranoyaya kadar gitmeden. Yeni dönem şunu gerektiriyor, yani çevik olmanız gerekiyor. Değişkenliğe, karmaşıklığa açık olmanız gerekiyor. Hızlı hareket edebiliyor olmanız gerekiyor. Hantallaşmayı bırakmak lazım. Yani şimdi eskiden firmalar acil durum planları dediğiniz zaman sadece işte bu iş sağlığı, güvenliği ya da çevrede hazırladıkları acil durum planlarından bahsederlerdi. Oysa şu an bence bu yeni düzende acil durum planı dediğimiz zaman firmanın devamlılığı, hayatta kalabilmesi için gerekli tüm başlıklar asıl iş o anlaşılabilmeli. Yani finansta acil durum, çalışanların sürekliliğinde, altyapıda acil durum vesaire vesaire. Doğal olarak sistemler ne kazandırıyor derseniz gerçekten çelik olma yapısı kazandırıyor. Yani kısacası buraya yatırdığı her kuruş o firmanın pazarlama gücünü, yönetim gücünü, bu arada kayıplarını azaltıp kazançları, yani kar zarar oranlarındaki kendi lehine olan dengeleri, hatta bir kişinin izin döneminde ona verebileceği zararı bile hesaplayabilir. Hepsi. Yetenek kazanıyor. Biraz direncini de kırıyor aslında. Bazı şeyleri direnç gösteriyoruz. Değişmeye, daha iyiye gitmeye direnç gösteriyoruz. Yani eskiden mesela düşünsenize ya patronunuza gidip ya ben bugün evden çalışsam, bilgisayarımdan çalışsam nasıl olur dediğinde. Şu an lütfen gelme diyoruz. Ya düşünün yani, ha, olur mu öyle şey, gelin derdi. Yani izin istiyorsan iste ama evden çalışamazsın. Şimdi ya patron sıkıldım geleyim ama hayır, bugün gelme. Hayır, orada şunu da gördü, çalışılabiliyor. Tabii. Ya o direnç noktasını kırdı aslında bunlar. Dünyada birçok firma şimdi ona geçti. Bir de ofislerini kapatıyorlar. Dijital ortama hızla geçmesi gerekiyor. Hakikaten firmaların buna kaynak ararak. Buna çağı yakalamak diyebilir miyiz aslında, deminden beri konuştuğumuz her şeye? Çevresiyle, insanıyla, insana verdiği güven, onu korumak, çalışanı da çünkü bir müşteri, halkı korumak, her şeyle bir çağa uymak. Ben çağın bile ötesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Biraz misyoner olması lazım firmaların.
biraz böyle bak. Büyüklüğü küçüklüğü çok önemli değil. Yani bakış açısını hakikaten bir farkındalık yaratacak ve bu farkındalığı çevresine yayacak şekilde geliştirirse etrafındakiler de ondan etkilenecektir. Çalışanları etkilenecektir, çalışanlarının ailesi etkilenecektir, onun komşusu etkilenecektir. Dolayısıyla yetmiyor. Yani şu anda yasa ve yönetmelikler uygulamak, çağı yakalamak, çağ geçiyor zaten hızla. Dolayısıyla üstüne gitmemiz gerekiyor. Bugün ne? Biraz daha. Ama işte bu noktada desteğe ihtiyaç var. Yani bu söylemiş olduğunuz bakış açısının ulusal vizyonumuzda olması lazım. Çünkü bazen siz firma olarak inanılmaz bir şey yapmak istersiniz. Önünüzü mevzuat tıkar. Önünüzü bürokrasi tıkar. Çünkü daha onu görmemiştir. Ya da başka bir şey. Aynen, yani o yüzden. Peki bunlar nasıl aşılacak? Çağın çok daha ötesinde hızlı hareket etmek o ulusal politikaların da aynı hızda hareket etmesini gerektiriyor açıkçası. Öbür türlü yalnız kalıyorsunuz. Yani bu firmanın bütçesi var mı meselesi değil. Vardır ama gerçekten de sadece o mu para harcamalı? Sadece onun çabasıyla mı olmalı? Başkaları bu anlamda bir takım destekler sağlasa o belki o bütçeyi başka bir şeye ayıracak. Evet, belki bunu STK'laşarak işte bir araya gelerek yerel otoriteler veya yüksek otoritelere yaptırımcı davranışlarla sağlayabiliriz. Tek tek gemisini yürütmek değil de hep birlikte yola çıkmak önemli. Emma'cığım çok güzel bir şey söyledin. STK'ların özellikle bu 2020 vizyonu için zaten böyle bir fonu vardı Avrupa Birliği'nde. Firmanın özellikle çevreye yönelik yatırımlarının dahi %60 ile 80'ini Avrupa Birliği çerçevesinde destekleyebiliyordun ve bununla ilgili STAR diye bir şey vardı. Eğer uluslararası platformda bunu yapabilir, o standartları yakalayabilir bir firmayı kendine partner edinebilirsen, hı hı, oradaki know-how aktarımı ve o yatırımın burada kurulmasına izin veriyordu. Evet. Ve bunun da %60, %80'ini falan destekliyordu ve bunlar hibe olduğu için bunun için kredim var mı yok mu diye bir şey yok. Can suyu, evet, ve evet, zaten bu yatırımı yapacaksan o zaman dediğin zorluğu ya da sizin dediğiniz zorluğu aşabilir bir noktayı belirliyor. Evet, biz böyle bir proje destek yapmıştık. Önemli. Avrupa Birliği projesi çevresel farkındalığın artırılması ile ilgili organize sanayilerinde böyle bir eğitimler verdik. Bayağı uzun sürdü. Hatta Ankara'da da böyle bir eğitim verdik. Ankara orijinli gitmişti Çevre Bakanlığı ile birlikte. Bu uzun bir soluk, uzun soluklu süreçler. Yani öyle öğrenmek, farkındalığa kavuşmak filan bir yönetim sistemiyle filan da olmuyor. Ne öneriyorsun peki? Valla hakikaten model olmak. Yani her şeyi yapmak değil. Eğer sen sadece atıklarını yönetmek, doğru yönetmek ve kazanmak istiyorsan ona konsantre olup çevrende de bununla ilgili farklı şeylerle, firmalarla birleşip birlikte bir şeyler yapma diye düşünüyorum. Tek başına olmuyor çünkü. Çözümü için, evet, bir alanda o yerel belediye, yerel yönetim vesaire onlarla beraber. Yerel yönetimlerin de desteklemesi lazım tabii bunlar. Ya desteksiz çok ilerlemesi mümkün değil. Yani mesela biz yönetim danışmanlığı anlamında baktığınızda Türkiye'de yönetim danışmanlığı çok gelişmiş bir sektör müdür? Hayır. Çok büyük, Türkiye dışında da yurt dışına çok ciddi hizmetler veren Türkiye orijinli çok fazla firma var mı? Hayır. Tam tersine şu an iyi yurt diyebileceğiniz gelenler var. Yani yurt dışından gelen firmalar var. Yani özellikle işte Amerika, Kanada, İtalya, Japonya bu anlamda çok gelişkin. Neden? Çünkü yönetim danışmanlığı anlamında da devlet desteği görüyorlar. Yani mesela biz hep hizmet talep edenlerin destek görmesinden bahsederiz ama hizmeti veren bizlerin de bu anlamda herhangi bir oturmuş meslek standardımız, o standardı sağladığımız için aldığımız bir desteğimiz yok. Ha, yurt dışında var ama diyorsunuz. Var, var, var. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi'yle biz çalışmıştık. Viyana'ya gittik bu anlamda. Orada Wifi'di sanırım şirketin adı. Devlet destekli bir danışmanlık organizasyonuydu. Her konuda danışmanları vardı ve her konuda danışmanlık veriyordu. Dolayısıyla tecrübe sahibi olmuş birçok kişi profesyonel hayatın üstüne ya da yanı sıra firmaları bu anlamda eğitmek, danışmanlık vermek üzere de çalışıyoruz. Aslında bu senin dediğin kalkınma ajanslarının bir benzeri. Evet, evet. Ama atıyorum yönetim danışmanlığı ve çevreye yönelik. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Peki son cümlelerimizi alabilir miyim? Yani en sonki öngörüleriniz, gelecek öngörüleriniz ve tavsiyelerimiz özellikle korona döneminde. Özellikle korona döneminde maske hariç. İnşallah kalkar hayatımızdan çıkar gider.
Ya dediğim gibi bu gerçekten firmalar için bir pilot dönem oldu. Yani hem hizmeti talep edenler için hem hizmeti sağlayanlar için. Bundan sonraki süreçte çıkarılmış en büyük ders ne? Bu konudaki altyapının güçlendirilmesi gerektiği, kesinlikle güçlendirilmesi gerektiği. Pandemi tamamen bittikten sonra biz hala uzaktan hizmet vermeye devam eder miyiz? Ya da işte karşı taraf hala uzaktan hizmet talebinde bulunur mu? Muhtemelen ki bulunur. Ağırlığı biraz azalır ama illaki bulunur. Sadece şunu söyleyebilirim, gerçekten herkesin yönetim sistemlerini içselleştirmesi ve uygulaması lazım. Yani o duvara asılı belge değil bu. Hiçbir anlamı yok. Gerçekten standardın gereğini uygulaması lazım. Yani ISO dediğiniz 160 küsur ülkenin üye olduğu, para aktardığı ve her 5 yılda bir neden bu revizyonu yapmak zorundayız diye 5 ay, 6 ay masa başında konuştukları bir başlıktan bahsediyoruz. Doğal olarak eğer hala bunları küçümseyen, hala gerekliliğine inanmayan firmalarımız varsa gerçekten yarı yolda kalırlar. Dünya o noktada değil. Şimdi standardın amacı şöyle bir şey de var. Global ölçekte konuşabilmenizi sağlıyor. Uluslararası standartlar bunlar. Tabii ki. Almanya'da da burada da aynı standartlar. Aynı dili konuşuyorsunuz. Yani ben hem ihracat yapılacağım hem açılacağım ama hem de işte kalite yönetim sistemi gereğine inanmıyorum demeniz mümkün değil. Bir yerde o zaman yurt dışı alımın neredeyse yok. Aynen, o yüzden hani benim son söyleyeceğim bu olabilir. Lütfen içselleştirerek gerçekten fayda sağlayacağını bilerek ilerleyelim. O zaman diyorsun ki aslında kalite bir orkidedir. Orkide yetiştireceksin, önce orkide toprağı oluşturacaksın ki senin bahçende bu kalite bitkisi çiçeği bitebilsin. Öyle diyelim. Vallahi bu uzun soluklu bir süreç. Hani diyorlar ya, mutluluk varacağın bir istasyon değil, bir yolculuk biçimidir. Ben kalite demeyeceğim ama yönetim sistemleri hakikaten bir yolculuk biçimi. Ve bu yolculukta sürekli öğreniyorsun. Öğrenmek ve farkındalığını geliştirmek her konuda bir insanın yapması gereken bir şey zaten. Olmazsa olmazı diye düşünüyorum. İyi bir baba, iyi bir anne olmak gibi bir şey bu. Yani aynı şey. Liderlik de, firma yönetimi de aynı hepsi şey. Hepsi aynı şey. Yani hepsi aynı aslında şey. Aynı yerde deviniyor. Evet, kesinlikle. Evet. Süper. Ağızlarınıza sağlık. Çok teşekkür keyifli bir sohbetti. Yani muhtemelen izleyicilerimiz bu yönetim danışmanlığına ve kaliteye bu kadar neşeli bakmamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, çok keyifli bir grupla beraberdik. Artı, zaten her şeyin bir artısı var. Artı yönetim danışmanlığı. Sevgili Belma Boyacıoğlu ve Sayın Oya Güven'le beraberdik. Ve neyi anladık? Hayatınızda kalite olmazsa olmazınız. Eğer kendiniz için, hayatınız için bir gelecek ve güçlü, sağlıklı, huzurlu bir gelecek planlıyorsanız güvende olmalısınız. Sağlığınız güvende olmalı, çevreniz güvende olmalı, çocuğunuz güvende olmalı. Ve bunda standartları var. Ülkemiz para kazanacak, sizin firmanız para kazanacak, siz bir yerde çalışacaksınız. Ama hayatınız güvende olmalı ki eve dönüp çocuklarınızı koklayabileceğinizi bilmelisiniz. Oradaki patron, işveren şu güvende olmalı. Evet, ben yatırım yapıyorum ama ben bunu pazarlayabilir gücümü arttırıyorum. Yaşayabilir gücümü arttırıyorum. Diğer aile firmaları gibi üçüncü nesilde yok olmayı planlamıyorum. Çok uzun yıllar güçlü bir firma olarak hizmet etmeye kararlıyım diye bir düşüncesi olduğunu hissettirmek istiyorum. Çünkü ya varsınız, ya kalitelisiniz, ya da bir gün sadece ya buralarda iyi bir firma vardı deyip hatırlanacaksınız. Buradaki fark sizin kurumsallaşmanız ve iyi stratejik planlamayla uluslararası platformda rekabetçi bir firma haline dönüşüp dönüşmediğiniz. Öyle olabildiğiniz sürece hem ülkeniz, hem kimliğiniz, hem çevreniz için onur duyulacak firmalardan biri olarak devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi koronaya rağmen birçok şey iyileştirilebiliyor, korunabiliyor. Kendimizi her zaman korumamız ve iyi bir gelecek için kaliteli günler, sağlıklı günler diliyorum efendim. Her şey çok güzel olacak. Sizden de istiyorum. Hangisiydi?